Ebeveynler için çocuklarının sağlığı dünyanın en önemli şeylerinden birisidir. Hele de ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaştıysanız, hayattaki her şey o kadar önemsizleşir ki, ailenizin tek amacı sizin hayata tutunmanızı sağlamak için çabalamak haline gelir. Dean Orchard isimli adam da aynen böyle yapıyordu. Fakat sonra kızının odasında, aynanın arkasında öyle bir sır açığa çıkardı ki, tüm aile büyük bir duygu seli yaşadı. İzledikten sonra gidip sevdiklerinize sarılmak isteyeceğiniz, içinizi ısıtacak bu hikayeyi izlemeye hazır mısınız? Videoya geçmeden hemen önce lütfen kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. 2018 yılının Mart ayında Athena Orchard'ın ailesi yaşadıkları bir olayla sarsılmıştı. İngiltere Leicester'da yaşayan kız henüz 12 yaşındaydı. Son derece hayat dolu olan Athena sporla yakından ilgileniyor, özellikle boksa karşı büyük bir tutku besliyordu. Spor ve okul arasında geçen hayatında boş vakitlerinde de 6 kız, 3 erkek kardeşinin bakımı için ailesine yardım ediyordu. Ailesini seviyor ve hayatından mutlu bir şekilde neşeli bir genç olarak yaşamını sürdürüyordu. Ta ki 2017 yılının Noel'ine kadar. Noel'den bir süre önce başında bir şişlik fark etmiş fakat aktif olarak sporla ilgilendiği için bunu önemsememişti. Fakat bir gün aniden mutfağın ortasında bayıldığında bir şeylerin ters gittiği belli olmuştu. Ailesi onu derhal hastaneye götürdü. Yapılan teşhis sonucu kızın kemik kanserine yakalandığı anlaşılmıştı. Doktorların söylediğine göre hastalık ilerlemiş ve oldukça agresif bir şekilde seyrediyordu. Tüm ailesi yıkılmıştı. 7 saatlik bir ameliyatla omurgasındaki tümör temizlendikten sonra kemoterapiye başlandı. Dökülen saçları Athena'yı üzüyor, sık sık bu sebeple ağlıyordu. Ailesi ise ona destek olup moral vermeye, iyimser olmaya çalışıyordu. Ne yazık ki işler iyi gitmedi. Athena 13. doğum gününden kısa bir süre sonra aramızdan ayrıldı. Bu olaydan bir süre sonra Athena'nın babası Dean odasından kızının eşyalarını toparlıyordu. Odadaki büyük boy aynasını duvardan çıkardığında adam bulduğu şeye inanamadı. Aynanın arkasında Athena'nın ailesine bıraktığı bir not vardı. Bu notlar öyle birkaç satırlık bir şey değildi. Babasının söylediğine göre neredeyse 3000 kelimeden oluşan uzun bir nottu. Gördükleri karşısında adam soluksuz kalmıştı. Notları okumaya başlamış ama sonunu getirememişti. Çünkü kaldırabileceğinden çok daha ağırdı. Üzgündü, kalbi kırılmıştı. Çocuğunu kaybetmiş olmanın verdiği acının üstüne bu okudukları onu daha da yaralamıştı. Aynanın arkasında yazanlar ilham verici ve bilgelik dolu özlü sözlerdi. Notun bir kısmında Athena ailesine şöyle diyordu. Mutluluk bir yolculuktur, varış noktası değil. Var olduğunuz için teşekkürler. Mutlu ol, özgür ol, inan ve genç kal. Adımı biliyorsunuz ama hikayemi bilmiyorsunuz. Ne yaptığımı görüyorsunuz ama neler çektiğimi değil. Sevgi cam gibidir. Güzel görünür ama kırılması kolaydır. Her gün özeldir. Bunun için tadını çıkar. Yarın büyük bir hastalığa yakalanabilirsin. Onun için her günün değerini bil, ona göre yaşa. Hayat sadece sen onu kötü hale getirirsen kötüdür. Mutluluk içimizde. Önemli olan hikayenin mutlu sonla bitmesi değil, sona giderken yaşananların güzel olmasıdır. Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. İnişler olmadan çıkışların hiçbir anlamı yok. Sevgi, hayatını geçirmek istediğin şeyler değil, hayatını onlar olmadan geçiremeyeceğini düşündüğün şeylerdedir. Sıradan ve sıra dışı bir yaşam arasındaki fark, sahip olduğun amaçlardır. Eğer biri seni seviyorsa, ellerinden öylece kayıp gitmene asla izin vermeyeceklerdir. Durum ne kadar kötü olursa olsun. Athena'nın notunda yazdığı en önemli ve dokunaklı şey ise belki de şuydu. Ağlamama gerek yok. Çünkü biliyorum ki ailem hep benim yanımda. Ailesi bu durum karşısında şok olmuş ve duygulanmıştı elbette. Duygularını kelimelere sığdıramayan babası, kızının bu mesajı ailesine bırakabilecek gücü nasıl bulduğunu bilemediğini söylüyor. Athena'nın son derece olgun bir kız olduğunu söyleyen ailesi, onun yazmayı çok sevdiğini belirtirken, kızlarının aynanın arkasında bıraktığı kelimelerle ölümsüzleştiğini düşünüyorlar. Ailesi Athena'nın herkes için bir ilham kaynağı olacağına inanıyor. Her ne kadar günlerinin sayılı olacağını bilse de sahip olduğu iyimserlik hep devam etmişti. Yaşadığı zorluklar ve mücadelesine rağmen son gününe kadar hala hayatın güzelliklerini görebilmişti. Bu videoyu izledikten sonra gidin sevdiklerinize sımsıkı sarılın ve onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Değerini anlamak için kaybetmeyi beklemeyin. Çünkü hayat
gerçekten çok kısa. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla kişinin bu hikayeyi öğrenmesini isterseniz lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.